Oh.
Ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe, bana kitap verildi. Ve cealeni nebiyya, ben peygamber kılındım deyiveriyorlar. İşte bu ayetten mühelle. Velleti ahsanet farceha, o fercini koruyan namuslu, iffetli bir kadındı. Biz onu ve evladını alemlere bir ayet, bir alamet, bir mucize kıldık. Daha büyük mucize var mı muhterem Müslümanlar? Evet. Femen ya'mel minas salihati ve huve mu'minun. Kim salih amel işlerse o mü'mindir. Fela küfrane lisa'ih. Onun hiçbir çalışması inkar edilmez. Ona nankörlük edilmez. وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Biz onun her şeyini yazıyoruz. Onun için her şey, bizim için her şey tek 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 yazılıyor muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak aleyhinize çıkacak olabilecek her türlü amel ve davranışlarınızı korusun, muhafaza buyursun. Rabbim bizim bütün evlatlarımızı, özellikle kız yavrularımızı Meryem validemiz gibi iffet timsali eylesin. Ve Kur'an'da onlara Rabbim yer versin muhterem Müslümanlar. Yarın kıyamette anlatırlarsınız Peygamberimizin doğumunda Süleyman Çelebi Hazretleri Vesiyet Ümmet'e baktığı eserinde birisi Meryem Hatim'i bir aşikâ, birisi Hurri'den bir nikâh diyordu. Yani beni doğum yaptıran üç melek gördüm, üç kişi gördüm. Birisi Meryem, birisi Asiye, birisi de meleklerden bir nikâh idi diyor muhterem Müslümanlar. Yani Muhammed Mustafa'yı dünyaya getiren onların, onun hani bizim talibimizde ebesi, hemşiresi üç saliha kadındı. Sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya getiren birisi Meryem Hatun indi aşikar, birisi Asiye'ydi, birisi de meleklerden bir nikâh diyor hatırlayabildiğim kadarıyla. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Meryem validemizin iffetinden, hayatından, hayasından ve namus anlayışından çağımıza, günümüze ve nesillerimize bol bol nasipler, ikram ve ihsan eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizin afir ve afiyetini hayır eylesin. İman ikramında kütlemizleri muvaffak kılsın. Ve ahir davana, elhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.